Ebu Bekri Varrak Kuddise Sirruhu'nun menkıbeleri Ebu Bekri Varrak Kuddise Sirruhu'nun muamele ve edep içinde benzeri yok idi. Hatta ona müeddedül evliya derlerdi. Hızır Peygamber aleyhisselamı görmek arzusu Ebu Bekri Varrak Kuddise Sirruhu'nun içine düşmüştü. Her sabah Kur'an-ı Kerim okur ve kabristana giderdi. Orada tazarru ve sarilik ederdi. Bir gün kapıdan dışarı çıktı bir nurani pir geldi, ona selam verdi. Bugün beraber sohbet etmemizi ister misin? İsterim dedi. İkisi sözleşip kabristana vardılar. Çok sözler konuştular. Pir gitmek istedi. Ya Ebu Bekir, bugün seni Kur'an-ı Kerim okumaktan alıkoyduk. Ben şol arzuladığım hızırım. Bir saat hakla sohbet, bin yıl hızırla oturmaktan iyidir dedi. Hızır gibi kişinin sohbeti, İnsanı Allah Celle Celaluhu'ndan bırakırsa, geri kalan kişilerle olan sohbeti var kıyas eyle. Ebu Bekri Varrak Kuddesesirruhu'nun bir oğlu vardı. Kur'an-ı Kerim öğrenirdi. Bir gün benze sararmış olarak ve titreyerek eve geldi. Babası oğluna, ''Oğul, sana ne oldu?'' diye sordu. ''Ey baba, bugün üstadım Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini ders verdi. Onun manasını işittim. Korktum, bu hale geldim.'' Ey oğul hangi ayetti? Müzdemil suresinin 17. ayetiydi dedi. Bu ayetin manası heybetinden hasta oldu. Ecel döşeğine düşüp öldü. Atası kabrine varır ağlardı. Ve kendisine hitaben derdi ki, Ey Ebu Bekir! Senin oğlun Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti işitti. Allah Celle Celaluhu korkusundan can verdi. Sen Kur'an-ı Kerim'i bunca hatmeyledin. Ömrün ahire erdi. Hiç Allah Celle Celaluhundan onun kadar korkmaz mısın? Senin gönlün kara taştan mı? Hiç nesne tesir eylemez mi? Bir kişi kendisinden öğüt istedi. Ona, iki cihanın şerri mal çokluğunda, hayrı ise Allah Celle Celaluhu'nun verdiğine kanaat etmektir. Var bu öğüdü tut, necat bulasın dedi. Peridüddin Attar, Tezkiretül Evliya, 25 Eylül Mevlana Takvimi